Ramazan'ın en önemli ibadetlerinden bir tanesi de itikaftır malumunuz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hicri 2'de Ramazan teşri olunca, hüküm olunca, oruç bir şekilde Müslümanların dünyasına Ramazan ayında girince o yıldan son yıla kadar hep devam ettirdi bu güzel geleneği. Birkaç yıl bazı seferler oldu. Mesela Hicretin 8. yılında Mekke fethine Ramazan ayının son günlerinde sefere çıktı biliyorsunuz. Bunun gibi yapamadığı yıllarda da daha sonraki yıllarda o günleri de telafi etti. Dolayısıyla Hicretin 8. yılında itikafını yapamadı ama 9. yılda 20 gün yaparak o 10 günü de böylelikle telafi etmiş oldu. Bu da aslında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin itikaf ibadetine verdiği önemi gösteriyor. Bu konuda biraz daha bize de iş düşüyor. İmam kardeşlerimize, hocalarımıza da iş düşüyor. Özellikle gençlerimiz son yıllarda bu topraklarda elhamdülillah çok ciddi bir biçimde itikafa önem veriyorlar, yapıyorlar ama ne yazık ki bazen camilerimizde bu gençlerimizin önünde onlara hem rehberlik eden hem onlara manevi anlamda destek olan imam kardeşlerimizi göremiyoruz. Aslında onların da bu itikafta yer almaları, onlara rehberlik etmeleri, camide bu manada o geleneğin ve o sünnetin daha güzel bir biçimde ihya edilmesi için öncülük etmeleri gerekiyor. Bu konuda biraz daha duyarlı olmak durumundayız. İnşallah bu konuda daha fazla bize düşeni yapalım ki ölmüş bir sünnetin dirilmesi adına bir güzellik ortaya çıksın. Böyle bir sünnet eğer dirilirse şu fitnelerin yoğun olduğu zamanda Aleyhissalatü vesselam Efendimizin müjdesine nail olma gibi bir bahtiyarlığa ermiş oluruz ki bu sünneti bir ölmüş sünneti diriltmenin bir şehit sevabına denk geldiğini, bir zayıf da olsa bir zayıf hadise göre 100 şehit sevabına denk geldiği konusundaki o müjdesi de bizim için önemlidir.